Merhaba arkadaşlar, ben eğitmen Yasin Şafak. Bugünkü videomuzda Photoshop'ta arka plan boyama ve bunu sahneye uygun hale getirme adlı videoyu göreceksiniz. Dünkü sessiz video için, öğrencilerimin ciddi şakası için teşekkür ederim. Konu hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Keyifli bir video olması dileğimle lütfen izleyin. Öncelikle resmimizi şurada, şuraya atıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel bir render. Render'ımızın sahibi Franco Geraci diye geçiyor. Şöyle imzasını da göstereyim de hiçbir CG'nin hakkına girmeyelim. Böyle bir sahne var karşınızda ve şunun arka fonunu realistik bir hale getirmek istiyorsunuz. Yapacağınız işlemler sırasıyla şunun gibi. İlk önce layer'ının kilidini kaldırıyorsunuz. Kilidini kaldırdıktan sonra şurada poligonal lasso tool'la pencereye denk gelen alanları şöyle kabaca seçiyorum. Şöyle bayağı kabaca oldu ama olsun. Şöyle geldim, bir anda seçtim. Buradaki kilidi kaldırdığınız için artık delete tuşunu kullandığınızda burayı silebilirsiniz. Geldim sonra şurayı seçeceğim. Burayı seçtikten sonra da şöyle getiriyorum. Başladığım yere tekrar tıklıyorum. Ve bu alanı da uçurdum. Evet, artık arka fonun gözükeceği alan temizlendi. Burada yapacağınız işlem çok basit. Klasörünüzü açtığınızda şurada Photoshop arka plandayım. Google'dan bulmuş olduğunuz herhangi bir güzel resmi, güzel net gözüken bir resmi sahnenizin içine bırakıyorsunuz. Arkasından Shift yardımıyla Free Transform modundayken onu enine doğru şöyle ölçeğini koruyarak büyütüyoruz. Gördüğünüz üzere. Arkasından sağ tuş yapıyoruz ve perspektif moda getiriyoruz. Noktasını şöyle yukarı doğru götürüyorum. Buradaki noktasını birazcık öne doğru getiriyorum. Gördüğünüz gibi perspektife yatırmış olduk resmimizi. Bunu da sonra şöyle getiriyorum. Okey diyerek işlemi tamamladım ve alttaki render'ımı resmin üstüne getirirsem, evet, onu artık oraya getirmiş oldum. Tabii burada bulunan ışıkla buranın birbirini denk tutması lazım. O yüzden şuradaki resme sağ tuş yapıp rasterize değil deyip ben bunu artık inceleyebiliyor halimi, değiştirebiliyor hale getirmem gerekiyor. Image, Adjustments, Brightness and Contrast'tan resmin ışımasını açıyorum. Yani sizin buradaki ışığı burada göstermeniz gerekir diye düşünüyorum. Bakın şöyle yaptık, gayet güzel oldu. Arkasından arkadaşlar böyle bir ışığınız var, iyi güzel. Bunu birazcık daha kısarak yapacağım. Şu evre yeterli olacaktır benim için. Arkasından dışarıdaki renklerin odanın içine vurmasını istiyorum. Ctrl Shift'e yardımıyla bütün katmanları birleştirdim ve tek bir resim haline getirdim. Klasörüme girip Photoshop arka planda doğa resmini bir daha çağırıyorum. Bunu resmin köşesine getirdim. Şöyle ekran boyu büyüttüm. Ve her tarafından rahatça taşacak şekilde getirdim. OK'ye tıkladım. Burada yapacağım şey, bakın. Filter, Blur, Average. Average dedim ve layer'ımı hemen rasterize layer dedim. Gördüğünüz gibi dışarıdaki renklerin odanın içine vurmasını sağlayacağı şey bu. Bu renginiz doğa resminizde bulunan bütün renklerin karışımından elde edilmiş bir renk. Bunu eğer overlay olarak düşürürseniz şu anki sahneniz çok daha düzgün gözükecektir. Bunu da %50 civarında yapalım. %50 o gözüksün, %50 o gözüksün. Bakın yokken, varken durumu çok daha güzel, şirin duruyor şimdi. Ctrl Shift E yardımıyla birleştiriyoruz. Dünkü videonun üstüne birkaç eklenti yapmak istiyorum. Sağ tuş Duplicate Layer de diyebilirsiniz. Ctrl J de yapabilirsiniz. Image, Adjustments, Shadows and Highlights. Burayı yüze getiriyoruz. Gördüğünüz gibi ışıdayıcı resminiz. Burayı da soft light'a getiriyoruz. Renkleri daha fazla vurgun, beyazlar daha beyaz, siyahlar daha siyah. Omo reklamı gibi oldu biliyorum. Ama ne yapayım? Buraya da geldim, 60 dedim. Ctrl Shift E. Sağ tuş Duplicate Layer. Bir kopyasını daha aldım.
Image, Adjustments, Desaturate. Aynı zamanda kısa yolu Ctrl Shift U. Bunu yaptıktan sonra da Ctrl L. Seviyeler. Seviyelerle odanızın ışığını şöyle belirgin hale getiriyorsunuz. Filter, Blur, Gaussian Blur, Radius da bunları şöyle dışarı vuralım. Işığımızı birazcık sıcak hale getirmek için Image Adjustments, Photo Filter, Warming Filter'ı 80 yapmanız çok yeterli olacaktır. Arkasından Soft Light olarak düşürdüğünüzde bakın şöyle 40 oranlarında kullandığınızda çok daha güzel, daha parlak, güneşinizin daha çok hissedebileceğiniz bir ışık oldu. En son hareketimiz, final hareketimiz dediğimiz durum. Yeni bir layer açıyoruz. Fırça aracına girip beyaz boyayı seçiyoruz. Fırçalarımızdan net olanı belirledik. Boyutunu da 40 olarak belirledik. Bakın şuraya bir tane tık, buraya bir tane tık, buraya, 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 buraya şöyle benekler bırakıyorum. Bu beneklerin arasına puslularını da bırakıyorum. Bunlar da tamamlayıcı olarak geçecektir. Bu pusları da şöyle bırakıyorum. Opaklığını kısarak aynı puslukta güneşin ışın yönlerini belirliyorum. Benden böyle bir ışık gelecek. Evet, özellikle yani özenerek yaptığınız bir çalışmaya kuzeninizin saldırısı gibi oldu biliyorum ama Filter, Blur, Motion Blur dediğinizde olay çok daha değişecektir. Doğru yönü bulun ve uzaklığını verin. Daha fazla, evet. Şöyle çok doğru olacaktır. Okey dedim. Şimdi mantık dışı yerlerden güneş ışığını kaldırıyoruz. Burayı seçtim. Burayı seçtim. Şöyle temizledim. Şöyle geliyorum. Arkasından böyle etraftan dolandım. Şöyle. Başladığım yerde de şu açıdan gelir herhalde diye düşünerekten Bolan'ı da sildiğimde sonra da blur yardımıyla o keskinliği ortadan kaldırıyorum. Ve gördüğünüz gibi Ctrl Shift'e post prodüksiyon bu kadar basit ve güzeldir. İlk resminizin ilk halini açıyorum. Böyleydi. Arkasından bu hale geldi. Videomun yardımcı olduğunu düşünürseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Kanalımda daha sonra çıkacak videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, kolay gelsin.